Şimdi RBD'yi de aktif ettik. RBD, Reliability Block Diagrams biliyorsunuz. Güvenilirlik blok diyagramlarını burada yapıyoruz. Genelde bir redundancy hesaplaması varsa, yedekli sistemler varsa, Reliability Prediction bu tarz analizleri destekleyen bir metodoloji değil. O yüzden RBD kullanıyoruz. RBD'de evet, yedekli sistemleri analiz edebiliyoruz. Farklı redundancy tiplerini destekliyor. Yani her redundancy tipini destekliyor. İşte bunlar standby, hot standby, cold standby dediğimiz işte paralel ve ikisi aynı anda çalışan paralel ve işte bir arzanda diğeri devreye giren paralel bağlantılar diyeyim. Bunların hepsini destekleyecek. Mesela burada az önceki tablet bilgisayar için mesela prediction'da gösterdiğimiz tablet bilgisayar için anakart önce çalışıyor. Sonra anakarttan sonra touch panel, dokunmatik panelden sonra RAM, hard disk, batarya. Bunların hepsi birbirine seri bağlı. Yani bunlardan bir arızalandığında sistem fail etmiş olacak. Ama mesela burada hard diskin yanında bakın küçük bir artı var. Buna bastığımda hard diskin kendi blok diyagramına gidiyorum. Bunun içerisinde bunun RAID controller kartı var. Tamam, bu arızalanırsa sistem fail oluyor ama şurada mesela iki tane disk var ve bunların bir arızalandığında diğeri hala işleme devam edebiliyor. İşte burada bir redundancy hesabı var. Bunu analiz etmek için burada RBD kullanmam gerekiyor. RBD içerisinde sadece analitik hesaplamalar değil, yani analitikten kastım sadece işte seri bağlarda, paralel bağlarda hesaplama yaptığımız bu analitik deterministik modeller değil. Monte Carlo simülasyonu da kullanabiliyorsunuz. Bu sebeple de çok fazla tercih ediliyor. Monte Carlo simülasyonu dediğim yöntemde sistemi mesela 10.000 iterasyon çalıştır diyorum. Yani 10.000 kez bu sistemi çalıştırıp doğru sonuca yakınsıyor ve failure rate'i ve MTBF, MTTF reliability'yi bu şekilde hesaplıyor. Aynı şekilde downtime hesabı, uptime hesabı ve maliyet hesapları, bakım hesapları, yedek parça optimizasyonu, ondan sonra tamir süreleri ve kaynakların optimizasyonu gibi hesaplamalar bu Monte Carlo simülasyonu sayesinde yapılabiliyor. Yani bu tarz sebeplerle aslında maintainability amacıyla da çok fazla kullanılıyor. Yani sahada kaç tane yedek parça tutayım, kaç kişi çalıştırmam gerekiyor vesaire, bunları optimizasyon problemine dönüştürerek analiz etmenizi sağlayacak. Monte Carlo'yu da kullanırsanız, ama sadece Monte Carlo kullanmadan da bu şekilde güvenilirlik blok diyagramı olarak işte sistem mühendisinden aldığımız bir fonksiyonel blok diyagramını burada güvenilirlik blok diyagramına çevirip reliability modeling dediğimiz modellemeyi yaparak kullanıyoruz. Buradan da tabii çok güzel grafikler alabileceğiz. Yine aynı şekilde diğer modüllerde olduğu gibi mesela şöyle landscape diyelim. Yani güvenilirlik bloklarınızın şu şekilde önce bloğun kendisi ve burada Monte Carlo simülasyonunun hesapları, zamanla nasıl değişiyor failleri, bunları gösteren raporlar buradan da çekebiliyorsunuz. Bir diğer son noktada bu RBD'de de linkler yapıyorsunuz. Mesela burada motherboard'a geldiğimde calculation properties, links. Burada bir data link var. Mesela bu linki şurada da görebilirim. Şurada sağ üstte bir link işareti var, mavi. İşte buna bastığımda bu prediction'da şu numaralı motherboard'un failure rate'i buraya çekilmiş. Aynı şekilde touch panel yine prediction'dan bu numaralı touch panel'in failure rate'i gelmiş. Memory'de de aynı şekilde prediction'dan. Yani prediction'dan buraya link yapabiliyorsunuz. Sadece prediction değil, şurada gördüğünüz diğer modüllerden de failure rate bilgisini RBD içerisine çekebiliyoruz.